Yedi ben söylerim yani. Hadi görüşürüz. Hayvanat Bahçesi uzun süreden beri bir kapı ihtiyacı olduğunu Sayın Bakanımıza iletiyorduk. Sayın Bakanımız da her zaman yapacağını söylemişti. Ama önce içeriden biraz daha sosyal donat alanlarını çoğaltmak, gelen ziyaretçi sayımızı biraz daha arttırmak ve gelen insanların biraz daha Hayvanat Bahçesi'nde mesai zaman geçimlerini istemiştik. O yüzden ilk etapta kendisine bize bir yön gösterdi. Dedi ki bir safari park açabilir miyiz Celal Bey dedi. Sağ olsun efendim, biz de dedik ki açabiliriz, ne yaparız? Kendine fikir mütalesi yaptık, şurayı yapalım, burayı yapalım. Şu anda Türkiye'de ilk defa Avrupa'da da yalnız bir iki hayvanat bahçesinde olan bir safari parkı açtık. Hepinize çok teşekkür ederim emeğe geçen arkadaşlar. Özellikle Sayın Bakanıma çok teşekkür ederim. Her zaman bize hayvanat bahçesine büyük destekler oluyor. Kendisinden de Allah razı olsun, tüm ekipten de Allah razı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Biz aradığımız şey şehirde, Gaziantep'te farkındalığını ortaya koyacak bir kapı, donatı alanı istiyoruz dedik. Yoksa ikinci de çok güzel proje, üçüncü de mansiyon, hepsi değerli projelerdi. Kim önüne geçtiğinde, bunun fotoğrafını çektiğinde, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu Gaziantep'teki hayvanat bahçesi der diye bir bakış açısıyla yola çıktık. Bu sebeple de birinci olan arkadaşları seçtik. Biliyorsunuz Turgut Cansever, bizim meslektaşımız, duayenimiz, idrak ettiğiniz kadar inşa edersiniz diye çok güzel bir cümlesi var. Biz bugün yaptıklarımız eğer kötüyse bunun sorumlusu da biziz. İyiyse yine sorumlusu biziz. Çünkü idrak ettiğimiz kadar inşa edebiliyoruz. Ve ben bu yarışmanın, biliyorsunuz bir tane daha yarışma şimdi GASKİ Büyükşehir olaraktan Çeşme Yarışması Mimarlar Odası ile birlikte hazırlıyoruz. Medeniyetimiz Gaziantep, Su, Çeşme, Kasterler değerli bir elemanı, kent estetiğinde, kentin içerisinde bir kullanılan öğe. Bunu daha ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Yıllardan beri kamusal yapıların mimari proje yarışmaları ile birlikte elde edilmesi yönünde çabalarımızı devam ettirmek çabasındaydık. Ve böyle bir hayalimiz vardı. Sağ olsunlar, bu fikirleri üretmemizde destek olarak Büyükşehir Belediye'miz bize arka gösterdi ve üzerlerinde tartışılabilecek çok güzel projeler çıktığını inanıyoruz. Bu yarışmayı bu yöndeki hayallerimiz için bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Büyük küçük demeden her konuda açılmasını desteklediğimiz yarışmalar hem ilgili kurumlara hem de biz Mimarlar Odası'na gurur kaynağı yapıların şehrimize kazandırılmasında etkili olduğunu düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğin bundan sonra da devam etmesini istiyoruz. İnşallah dünyanın dördüncü, Türkiye'nin ise en büyük olan hayvanat bahçesi kapılarının ziyaretlere açıldığı günde hep beraber bir arada olmak dileğiyle teşekkür ediyoruz. Aslında bizim Mimarlar Odası ile olan yolculuğumuz uzun bir yolculuk. 2014 yılında başkan olduğumuz zaman başlamıştı bu yolculuğumuz ve aslında bir yerel yönetimle, bir sivil toplumun, bir odayla, bir yerel yönetimin ne kadar güzel işbirliği yapılabileceğini bütün Türkiye'ye gösterebildiğimiz bir yolculuk olarak düşünüyorum. Bu şehri bir farklı kılan başka bir şey de 5 milyon hayvanat bahçesinin olması. Biraz önce gördünüz. Türk sayısı bakımından ve çeşitlilik bakımından 1 milyon metrekareyi alan içerisinde elimizde büyük bir hazine var. Kur'an, 2001 yılında kuran başkanlarımıza bugüne kadar getiren bütün herkese, ama herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük bir vizyon, büyük bir başarı ama sürdürülebilirlik de bir o kadar önemli. Başında da Celal Başkan gibi Gabi ile konuşup hortumunu uzat deyince filin hortumunu uzattığı, aslında ne yaparsan yap aşkla yap. Hayvanların nasıl sevgi dilinden anladığını, nasıl gözüne baktığın zaman Gabi gel dediği zaman geldiğini gördüğümüz muhteşem bir elimizde serimiz var. Burada Celal Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Her yıl başka bir şey yaptık. Safari parklarımız, kelebek müzemiz, zooloji müzemiz. Şimdi sırada şempanze adamız var. Onu tamamlayacağız. Hedefimiz de Afrika safarisi. Başarabilir miyiz bilmiyorum.
Afrika Safarisi'ni başarırsak da hangisi? Kim cesaret edip girecek onu bilemiyorum. Celal Başkan da deneyeceğiz bunu. Uzaklarda ama diyoruz. Safari'yi görmek istiyorsan Afrika'ya gitmene gerek yok. Gaziantep'e gel. Dolayısıyla biz burada 5 milyon kişinin geldiği yeri 10 milyona, 15 milyona, 20 milyona çıkarmak istiyoruz. Ve gördüğümüz büyük bir ihtiyaç vardı. Burç Park'ın içerisinden gelince kilitleniyor. İnsanlar orada arabalarıyla geçemiyorlar ve herkes bekliyor. Çünkü herkes çoluğuyla çocuğuyla bir şey yapmak istiyor. Özellikle pandemi sürecinde de insanlar eve kapanınca bir şeyler yapmaya ihtiyacı hissediyor. 5 milyon ziyaretçi çok önemli ama dokunduğumuzda bunu 10 milyona, 15 milyona çıkarabiliriz. O yüzden bizim bu sorunu, bu büyük talebi karşılamamız için ikinci bir kapıya, ulaşımı rahatlatmaya ama bunu yaparken de bir estetiğe, mimarlarımızın, yetişmiş insan gücümüzün baktığı yere, onların fikir projelerine ihtiyacımız olduğunu gördük. Başkanımızla konuşunca ve büyük bir ekip çalışması yapılınca böyle bir çalışma çıktı. Ben size, bu işin birincisi ikincisi olmaz. Ben size buna inandığınız için, bizimle işbirliği yaptığınız için, bu güzel çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Yapacak çok işimiz var, gidecek çok yolumuz var ve en çok da sizlere ihtiyacımız var. Yetişmiş insan gücüne, beşeri sermayeye ihtiyacımız var. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için, bu heyecanımızı bizimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hepiniz de bu katılım çalışmalarınızdan dolayı Allah razı olsun diyorum. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güçlü alkışlarınıza teşekkür ediyoruz. Ve zaman arkadaşlarınızı ve